Aa, nereye bebeğim ya? Bak, yeni bir CD almıştım. Dinlemeden gidersen ölümü. Zaten babam burada olduğumu öğrenirse hepimizi öldürür, teker teker öper. Evet, Nazlı Hanım zaten haklı. Kendileri dershaneye de geç kaldılar herhalde. Köy yumurtası kardeşim. Ya bir çeke git aradan, mutfağa doğru git hadi. Hadi bir şeyler yap. Tatlım, ben seni odamda ders çalıştırırım. Sen hiç merak etme. Ya senin çalıştırmanla dershane hocasının çalıştırması bir olur mu hiç? Olmaz. Ben seni bir türlü çözemedim kanka. Ya sen benim ev arkadaşım mısın yoksa dershanenin müdürü müsün? Ben seni çözemiyorum abi. Nazlı Hanım. Nazlı, dün gece vermiş olduğun testlerde çözdün. Hepsi buradalar. Buyur. Ay, süpersin Mahsun. Oh, çok şekersin. Aman estağfurullah. Nazlı Hanım. Nazlı. Seni Feyiş'ten ekledim. Onaylarsan sevinirim. Tıkla bana, tıkla. Erdo, çekerim fişini, tıklayamazsın. İşte. Bu tarz güvensiz hareketlerinle Nazlı'yı da rencide ediyorsun bir yerde. Benim tüm amacım Nazlı'nın listesindeki kızlarla muhabbete girip hayatın felsefesi üzerinde konuşmak sadece. Tıkla beni, tıkla. Erdo, şimdi buradan sana bir tıklarım. Face'de herkes ilete gider. Erdo'nun profili değişti bir bakın diye. Kaldı espri yapınca. Ya bir sus ya, bir sus ya. Laz John Travolta. Hayat, ben gidiyorum. Hoşçakalın. Geçireyim seni güzelim. Hadi gel. Manidar karıcığım, kahve olmadı mı? Ay hani beni istemeye gelmiştiniz ya, aynı o zamanki gibi bir kahve yaptım köpüklü köpüklü. Gel hadi karşılıklı içelim canım. Ya pekmezim. Ya bu koltuğun süngerleri çok şey oldu. Yaylara batıyor vallahi. Çok deforme olmuş. Saçmalama manidar. Kaslı kaslı yaylar iste. Beğenemedin mi? Saçmalama manidar, saçmalama. Benim görmüyor musun? Peker pekmez. Ay pekmezim, aklını alacaksın benim, ne yapıyorsun? Yüksek kamuflaj tekniklerini deniyorum bir polis memuru olarak manidar. Anlayamadın mı? Yani illa bir mobilyayla bütünleşip kamuflaj yapman gerekiyorsa... ...ikiz yatağımızda bütünleşip kamufle olabilirsin değil mi canım, romantik romantik? Ha? Karıcığım, peker pekmez... Bir bakmışın bugün koltuk kılığında, yarın çaydanlığın içinde. Ay aman gözünü seveyim, çaydanlığın içinden çıkma lütfen. Korkudan lön giderek ölürüm, dul kalırsa söylemedi deme canım. Ya manyak mıyım ben, çaydanlığın içine gireyim, her bir yerim yansın. Ayrıca bu halimle ben çaydanlığın içine nasıl girerim? Girsem semaverin içine girerim. Ha, girme sen girme, lütfen otur oturduğun yerde pekmezim. Neyse, komiser peker pekmez görev başına. Bakalım Azeri kız geldi mi, gelmedi mi? Aa, ne diye pek bizim? Oturur musun şöyle? Sapık diyecekler vallahi, sürekli kapıdasın. Niye sapık desinler ya? Benim anlamadığım şey, evlenen bir adam karısını gerdeğe girmeden önce... ...yani memlekete gönderir mi manidar? Tamam ama hatırlarsan gerdeğe girdikten 10 dakika sonra... ...sen de işe gitmem lazım diye tutturmuştun. Ne yapsaydım canım? Yani gelen telsiz anonsuna kayıtsız mı kalsaydım? Kalmasaydın da telsizi yanına almayabilirdin pekala değil mi? Hadi. Manidar, o zaman polis kolejinden yeni mezun olmuştum. Telsize meraklıydım ya. Biliyorum, çok meraklıydın. Ne zaman seni seviyorum canım desem anlaşıldı tamam diye cevap veriyordun. Anlaşıldı tamam. Şimdi bari yapma.